Aşağıdaki sayıları karşılaştırın demişler. Sayılarımız 98.989 ve 98.899. Bizden bu iki sayıyı karşılaştırmamızı istiyorlar. Ancak bundan önce basamağın ne olduğunu ve ne işe yaradığını bir tekrar edelim. Bu sayının en başındaki rakam 9 en sonunda ya da en sağdaki rakamda 9. En sağdaki basamak birler basamağıdır ve bize bir sayıda kaç tane birlik olduğunu gösterir. Bu sayıda 9 tane birlik var. Onlar basamağındaki 8 sayıda 8 tane onluk ya da 80 olduğunu gösteriyor. 98.989 sayısının son iki basamağındaki 89'u isterseniz 80 artı 9 olarak da düşünebilirsiniz. Devam edelim. Onlar basamağının solundaki basamakta, yani yüzler basamağında bir 9 daha var. Az önceki gibi 989'u da 900 artı 89 olarak ifade edebiliriz. Son iki basamağa da bakalım. Binler basamağında 8 var. Bunu 8000 olarak yazıyorum. 10 binler basamağında da 9. 10 binler basamağındaki 9'u da 90000 olarak yazıyorum. O halde 98989 90000 artı 8000 artı 900 artı 80 artı 9'la aynı şey. Bu sayılardan hangisinin daha büyük olduğuna karar vermemiz gerekseydi ki gerekiyor, hangi basamağın bizim için daha önemli olacağını bana söyleyebilir misiniz? Evet, bu basamakların hangisi sayının büyüklüğü üzerinde daha etkilidir dersiniz? Bir sayının ne kadar büyük olduğunu belirleyen basamak en soldaki yani basamak değeri en büyük basamak bu yüzden de iki sayıyı ya da daha fazla sayıyı karşılaştırırken hangisinin daha büyük ya da daha küçük olduğunu belirlemek adına her zaman en soldaki basamağa bakmamız gerekir. Bu iki sayıyı karşılaştırmak için de iki sayının da en büyük basamağına bakacağız. Ekranda gördüğünüz sayıların ikisinin de en büyük basamağı 10.000'ler basamağı ve ikisinin de 10.000'ler basamağında 9 var. Bunu 90 bin olarak yazıyorum. İkisinin de 10 binler basamağında aynı rakam olduğundan hangi sayının daha büyük olduğuna henüz karar veremiyoruz. İsterseniz bir sonraki basamağa geçelim. Sıradaki basamak binler basamağı. Bir bakalım iki sayının da binler basamağında yine aynı rakam yani 8 var. Bunu da 8 bin olarak yazayım. Hangisinin daha büyük olduğunu hala bilmiyoruz. Binler basamağından sonra yüzler basamağına bakacağız. Birinci sayının yüzler basamağında 9, ikinci sayınınkinde 8 var. İkinci sayı için 800 yazıyorum ve işte fark şimdi ortaya çıktı. 800 900'den küçük olduğuna göre sağdaki sayı soldaki sayıdan küçüktür. Benzer şekilde 900 800'den büyük olduğuna göre soldaki sayı sağdaki sayıdan büyüktür de diyebiliriz. Büyüktür işaretinin açık tarafının büyük sayıya doğru olması gerektiğini de biliyoruz, değil mi? Evet, işaretin açık tarafı büyük sayıya bakmalı. 98989 98899 büyüktür bu noktada onlar ve birler basamağına bakmadan bu kararı nasıl verebildiğimizi sorguluyor olabilirsiniz. Sayıların birinde 8 tane, diğerinde 9 tane onluk var ve 9 onluk 8 onluktan büyüktür diye düşünmüş olabilirsiniz. Bu doğru. Yani 9 onluk 8 onluktan büyüktür. Ancak yüzlükler onluklardan daha büyüktür ve bir sayının büyüklüğü üzerinde daha büyük etkileri vardır. İki sayıyı karşılaştırmanız gerektiğinde en büyük basamaktan başlayarak basamaklardaki rakamları birbiriyle karşılaştırmanız gerekiyor. Bir basamaktaki farklı rakamları bulduğunuzda da hangi rakamın daha büyük olduğuna bakmalısınız. Peki ne dersiniz bir tane daha yapalım mı? Yapalım. 53.000 ve 350.000 hızlıca baktığınızda birinci sayının 5 ikincinin de 3 ile başladığını görüp birinci sayının daha büyük olduğunu düşünmüş olabilirsiniz ancak daha dikkatli olmalısınız neden diyecek olursanız karşılaştırdığımız rakamların aynı basamakta olmaları gerekiyor da ondan bu sayının en büyük basamağı 10 binler basamağı ama buradaki en büyük basamak 100 binler basamağı bu da 300 binle bini karşılaştırmak anlamına geliyor. Bu iki sayının 100.000'ler basamaklarını karşılaştırmamız gerekirse bana bu sayıda kaç tane 100.000'lik olduğunu siz söyleyebilir misiniz? Evet, doğru. 0 tane bu sayının 0 tane 100 binliği var ama bunun 3 tane ve sizin de tahmin edeceğiniz üzere 0 100 bin 300 bin'den çok ama çok küçüktür. O halde ikinci sayı birinci sayıdan büyüktür sonucuna ulaşabiliriz. Ve sayıları karşılaştırırken sayıların hangi rakamla başladıklarını değil, en büyük basamaklarındaki rakamları karşılaştırdığınızdan emin olmalısınız. Bu sayının 100 binler basamağı boş, başka bir deyişle 0 olduğu için karşılaştırma yaparken isterseniz buraya 0 yazabilirsiniz. O halde neymiş? 53.350.000'den bin, küçüktür diyebiliyormuşuz. Küçüktür ya da büyüktür işaretlerinde işaretin açık ucunun her zaman büyük sayıya bakması gerektiğini aklınızdan çıkarmayın. Burada da işaretin açık ucunu büyük sayıya doğru koyacağız. Evet, 53.350.000'den bin, küçüktür.